Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri, yepyeni bir Eczane Köşesi programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Her hafta tıbbi bitkilerden ilaçlara farklı konularda bilgiler aldığımız programımızda bugün aromaterapi hakkında bilgiler alacağız sevgili izleyiciler. Geçmişten günümüze aromaterapi uygulamaları aslında gündemde olan konulardan. Peki aromaterapileri uygularken, kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Çok önemli konu başlıklarına değineceğiz bugünkü programımızda. Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Başaran hocamız stüdyomuzda bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, iyiyim. Evet, aromaterapileri konuşuyoruz. Hocam geçmişten günümüze değil mi? Aslında çok uzun uzun zamanlardır uygulanan bir tedavi. Yine bitkiler burada hocam. Değil mi? O iyileştirici güçleriyle, o yatıştırıcı, sakinleştirici güçleriyle karşımıza çıkıyor. Nedir hocam bu aromaterapi? Son yıllarda yine çok popüler konular arasında, evet, öyle değil mi? Evet, çok popüler, çok da kullanılıyor. Tabii doğru ellerde kullanıldığında da çok etkili olacağı kesin. Çünkü çok uzun yıllardan beri belki insanlığın tarihiyle beraber gelişen uygulamaları olan bir alan. Bilimsel tarafı son zamanlarda 1800'lü yıllarda ortaya çıkıyor ama, evet, daha öncesi evvelce çok bilinen bir şekli var. Mısır'da firavunların mumyalanmasından başlayan ve onlarla ilgili evraklarda, tabletlerde bulunuyor, görülüyor bunlar. Oradan başlayan kokuların etkileri ve işte koruyucu özellikleri, özellikle mikroorganizmalara karşı. Evet. Tabii bilinmeden, tabii bunlar bilinmeden bu etkiler üzerinde. O dönemler üzerinde, değil mi hocam, evet, kullanılmış? Bunlarla başlayan bir süreç. Sonra da bilimsel olarak özellikle Avrupa'ya bu kullanım. Aslında aromaterapi ilk önce Arabistan, Arap Yarımadası'nda başlıyor. Öyle Mısır'la mi? Gelişiyor. Sonra bu İpek yolu uygulamaları ile Avrupa'ya geçiyor ve Avrupa bunu öğreniyor. Tabii Avrupa'yı neden biz hani Batı'yı böyle önemsiyoruz? Çünkü Batı'daki uygulamalarda olduğu gibi kabul etmek yerine neden bu böyle oluyor, içeriğinde ne var, kimyasal yapısı nasıl diye araştırmaya yönelince işte bilimsel aromaterapi de o şekilde ortaya çıkıyor zaten. Hocam bitkilerden fayda görülüyor yine burada değil mi? Evet. Bitki kaynaklı bir, evet, aslında tedavi metodu diyebiliriz. Evet, öyle diyebiliriz. Tabii fitoterapiden farklı olarak, evet, bu. Evet. Kokulu ve oda sıcaklığında sıvı hale geçip biraz yükseldiği zaman uçucu hale geçen maddelerden bahsediyoruz bunları. Yağlardan diyebilir, evet, miyiz hocam? Yağ diyebiliriz. Tabii yağ özelliği var ama, evet, tabii yemeklik yağlardan farklı olarak, evet, kullanılışı var. Evet. Çok yakıcı ve etkili olan maddelerdir. Dolayısıyla tek başlarına olduğu gibi insanın hassas derisinin olduğu bölgelere, göze, ince mukoza olan bölgelere kullanıldığı takdirde ciddi yakıcı etkileri olan ürünlerdir. Yani öyle bilinçsizce kullanılması çok sakıncalıdır. Zaten aromaterapi dediğimiz zaman bir bilimsel bir bakış açısının orada mutlaka olmasının gerekliliği ortada. Biz de o yüzden bugün Eczane Köşesi programında bu konuyu, evet, ön plana çıkartmak, evet, istedik. Evet, bitkilerden yararlanılıyor. Burada uçucu yağlar söz konusu. Ama dikkatli olunması gereken hususlar var. Evet. Evlerimizde kullanıyoruz, bazen, tabii, iş yerlerimizde, tabii değil ki, mi? Tabii. Bazen çocuklarımızın olduğu, kesinlikle, ortamda. Tabii ki. Hocam çok dikkatli davranmak lazım. Evet, hep bunun hem de altını nasıl çiziyoruz. Evet, çok önemli gerçekten. Gerçekten bilinçsiz kullanılma halinde veyahut da yüksek dozda veya uzun süre kullanımlarda, hı hı, problemler yaratan en önemli özelliklerinden birisi mesela yan etkilerinden bu alerjik reaksiyonlara neden olması. Bazılarında tabii bünyeye bağlı olarak değişiyor ama epileptik krizlere yol açabilen özellikleri de var. Ve bu şekilde kullanımlarının ortaya çıkmasını yaşamaktansa bunu bilinçli olarak kullanmak son derece önem taşıyor.
Yalnız aromaterapi deyince sadece uçucu yağlar gelmesin akla. Ne gelsin uçucu hocam yağlarla başka? Beraber onların bir taşıyıcı yağ grubu var. Yani baz olarak kullanılan sabit yağlar dediğimiz bir grup var. Bu yemeklik yağlar gibi düşünülebilir ama yemeklik yağlar gibi elde edilmemesi gerekir. Çünkü biliyorsunuz onlar daha ziyade mekanik yollarla elde ediliyor yemeklik yağlar. Onların içerisindeki bazı kimyasal bileşikler bizim aromaterapide beklediğimiz etkiyi görmemize engel olabilir. Hatta yan etkilere de neden olur. O nedenle yani o yağ neyle karıştırılıyorsa yine dikkatli davranmak dikkatli lazım. Dikkatli davranmak lazım. Çünkü mesela uçucu yağ olarak kullandığımız aktif bileşikler eğer 3 kısım kullanılacaksa 10 kısma kadarki kısım, 7 kısımda bu dediğimiz sabit yağlar tarafından ilave edilerek yapılmalıdır ki bu sabit yağların da elde edilişinde bir soğuk sıkım tekniği kullanılması gerekir. Burada da bir küçük parantez açayım. Lütfen. Şimdi bütün şeylere gittiğimiz zaman bir soğuk sıkım lafı gözüküyor ama soğuk sıkımdan çok, kastedilen... Çok karşılaşıyoruz. Özellikle de soğuk sıkım olsun istiyoruz mesela. Evet, öyle öneriliyor. Deniyor. Soğuk sıkımda tabii ısıya maruz kalmaması söz konusu bu yağların. Dolayısıyla içindeki maddelerin bozulmasının engellenmesi düşünülüyor. Ama tabii soğuk sıkım deyince acaba yani ne anlıyor üretici? Onun iyi değerlendirilmesi lazım. Bizim anladığımız şeyde sıcaklık olmadan genellikle başka teknikler, vakum olmak üzere farklı yöntemlerle elde etme akla geliyor. Ama bazı uygulamalarda özellikle bu merdiven altında soğuk sıkım diye geçiyor ama onlar oda sıcaklığını sadece oda sıcaklığı düşünülerek böyle bırakılarak kendi halinde böyle bir hafta 10 gün böyle elde edilmiş yağlar veya böyle ürünler olabileceği kastediliyor. O yanlış bir uygulamayı getiriyor. Yani soğuk sıkım mı değil mi? Ondan bile emin olmamız gerekiyor ki. Kesinlikle. Değil mi evet, hocam? Tabii. Doğru etkiyi alabilirim. Evet. Şimdi aromaterapiyi konuşuyoruz tabii hocam. En çok hangi hastalıklarda, hangi durumlarda, hangi amaçlarla kullanılıyor? Hatta bizim en çok kullandığımız, aromaterapiyi kullandığımız alan soğuk algınlığındaki burun tıkanıklığıyla başlayan ve işte antimikrobiyal, antibakteriyel, fungal özelliklerinden hatta antiviral özelliklerinden yararlanmak amacıyla kullanılışı var. Ama son yıllarda yapılan araştırmalarda özellikle bu klinik aromaterapi de geliştiği için dahilen kullanımları da başladı ve onu mesela şeker hastalığında vesairede de kullanmaya başladıklarını gözlüyoruz, görüyoruz. Ama bunun mutlak surette çok dikkatli kontrol altında yapılması gerekiyor. Ben şahsen aromaterapi deyince aklıma neresi olur kullanılış yeri diye düşündüğümde inhalasyon yoluyla alınan yerler geliyor aklıma. Hani onun dışında işte bazı deri hastalıklarında alerjik reaksiyonlara neden olmayacak şekildeki kullanımlar daha çok kullanılacak yerler gibi düşünüyorum açıkçası. Şimdi hocam bu yağların bazısı kendimiz de herhalde yapabiliyoruz öyle değil evet, mi? Tabii. Evde kendi hazırlayan yapan kişiler de olabiliyor. Evet yani bu genellikle konuda var yapılabilir ama aromaterapide eğer gerçekten kullanmayı düşündüğümüz bir şekil varsa bu bitki çayları veyahut da fitoterapideki gibi uygulamalar pek kullanışlı olmaz. Onu daha ziyade çerçevesi belirlenmiş, spesifikasyonları ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş yağları evet. alarak kendimiz hazırlayabiliriz. Yani yağı kendimiz alırız, sabit yağını kendimiz alırız ve bunun karışımını kendimiz hazırlayabiliriz bunu evde. Ama tabii bunun belli bir eğitimini almış olmak suretiyle ya da piyasada satılan bu bazı karışımlar var. Bunları kullanabiliriz. Ama önemli olan kısım bu yağların nasıl elde edildiği de önemli. Çünkü yağı eğer distilasyon yoluyla elde edilenleri var, bazılarının mesela mekanik yolla elde edileni var, ekstraksiyon yoluyla elde edileni var. Bunların neden önemli bu hocam? Çünkü içindeki etken madde, aktif bileşenin oldukça yüksek miktarda olması isteniyor bunların. Tabii. Bunları taşıyabilir hale gelmesi açısından önemi var. İki, eğer uygun yöntem seçilmezse de
Bu dediğimiz uçucu yağlar çok kolaylıkla yapı değişikliğine veya reçineleşmeye müsait olan bileşikler ve dolayısıyla mesela alkol içerisindeki etken maddesi alkolse bu ketona dönüşebilir veya asite dönüşebilir elde etme yöntemi sırasında. Dolayısıyla bu şekilde de yarar yerine zararlar oluşabilir. Onun için çok dikkat etmek gerekir bunun. Yani o yağın nasıl elde edildiğini de araştıracağız. Yani hem sabit yağda hem uçucu yağda elde etme yöntemleri önemli. Kullanılış yerleri ona ne göre değişiyor. Ne öneriyorsunuz hocam, onu tekrar altını çizelim. Nasıl üretilmesi, nasıl elde edilmesi yani önerilir? Yani genellikle en çok kullanılan şekli distilasyon yöntemi tabii ki. Bu su distilasyonuyla başlıyor, buhar distilasyonuyla devam edebiliyor. Ama onun distilasyon süresinin ve tabii ki uygulanan ısının çok önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani genellikle bunlar da eczacılıkta bir farmakopeler dediğimiz kitaplar var. Bu kitaplarda bu bilgiler yayınlanıyor. Monograflar var. Şimdi son zamanlarda aromaterapi ile ilgili çok güzel sertifika programları var. Diploma ile ilgili yüksek lisans programları var. Ve bunlarda da bunlara ait bilgiler aktarılıyor. Mesela gül yağını aldığınız zaman gül yağı ile ilgili kullanacaksanız onun süresi ve miktarı belli bir ölçüde olmak zorunda. Ona dikkat ederek elde ettiğiniz zaman o zaman uluslararası standartlarda zararı olmayan ve etkinliği evet. belli olan ürünü elde etmiş oluyorsunuz. Yani hem zararı olmayacak hem de tabii ki değil mi amaçlanan etkiyi alabileceğiz. Şimdi izleyicilerimizin aklına şu gelmiş olabilir hocam. Peki biz bu ürünleri nereden bulacağız, nasıl bulacağız, doğru ürüne nasıl erişeceğiz? Evet, yani onu her zaman söylüyoruz zaten. Bunların en önemli kaynağı tabii ki eczaneler oluyor. Eczaneler. Ama eczanelerin dışında da bazı firmalar da evet, bunları yapıyor. Ama alırken mutlaka bir etiketini okumamız lazım. Sağlıkta en önemli ilaç okumak yalnız. Ona bir açıp bakmamız okuyacağız. Lazım. Evet, iyice bir okuyacağız, emin olacağız. Parası değil önemli olan. Önce içeriğinin nasıl olduğuna bakacağız. Çünkü insan hayatı parayla ölçülemez. Lütfen eğer emin olamıyorsak eczacımıza danışacağız. Evet, yani genellikle iyi olur. Çünkü yani hani mesleki şövenizm yapmayalım ama eczacılıkta bu ikinci sınıftan başlayan bir eğitimin bir parçası. Ve biz mesela eczacılar aromaterapi sertifikası almalarına gerek bile yok. Onu sadece bilgilerini güncellemeleri yeterli olabilir. Evet. Evet, biraz üstüne koymaları yeterli. Yani temel bilgiyi çünkü orada alıyorlar onlar. Ama bunun dışında bugün biliyorsunuz hekimler, diş hekimleri, diğer bazı mesleklerde bu konuda eğitim almak suretiyle bunu yapabiliyorlar. Hocam aromaterapiyi tabii aslında farklı yöntemlerle de değil mi evet. alabiliyoruz. Tabii ki. Aslında hani en çok benim aklıma gelen ve en sık gördüğüm daha çok değil mi odada o evet. şeyin tütsülerle hava, başlayan. Tütsülerle evet, ya da öyle. İşte buhar makineleriyle, evet, cihazlarıyla evet. bunun yapılması. En sık bu yöntem karşımıza tabii, çıkıyor. En çok peki kullandığımız bu anlamda bu. Önerileriniz var mı hocam? Bu dikkat edilmesi tabii, gereken. Bu çok kullanılan bir yöntem. Dediğiniz gibi gerçekten çok kullanılıyor. Ve etkili de oluyor. Yani etkisi de var. Hani önce havanın değişimini değil, evet. güzel kokusu değil ama oradaki mikropların kırılması veyahut da nefes alışverişimizi daha düzenli hale getirmesi, dolayısıyla daha bol oksijen almamızın sağlanması gibi bu etkileri var. Tabii buhar şeyinde biraz su buharını da birlikte vererek de bunu sağlıyor. Ama tabii dikkat etmek gereken nokta bu uçucu yağlar içindeki özellikle etken maddeleri kendisi pahalı olduğu için sentetikleri var. Ve bu sentetikler çok kolaylıkla kimyasal işlemlerle yapılabiliyor ve bunu ayırt etmemiz çok zor. Yani piyasada acaba etken maddeyi mi alıyoruz yoksa yağı gül mı kullanıyoruz? Gül örneğini verdiniz mesela hocam. Evet, mesela gül yağında gül yağını mı alırsınız? Gerçek mesela, gül yağı mı değil mi? Evet, geranil asetat olan mesela içindeki etken maddesini alkolde çözerek, bunu başka bir yağla karıştırarak da böyle bir şeyler yapılarak, tahşiş edilerek mi kullanılmış? Çünkü onların fiyatları daha ucuz olur.
Ona benzer ürünler var. Mesela gül yağı gerçekten çok sıkıntılı bir ürün. Öyle mi? Çok pahalı bir ürün olduğu için bunu ucuzlatma yoluna mı gidiliyor evet, hocam? Evet, en kötüsü mesela gül yağını eğer uygun usulde elde etmemişlerse mesela yanık gül yağı gibi bir yağ içerisine girebilir. Sentetik maddelerle katıştırılabilir veyahut da o kokuya sahip başka gül yağı olmayan, gül olmayan başka bitkilerden benzer elde edilen evet benzer kokulu yağlar olur. Tabii onlar o etkiyi göstermeyeceklerdir. Bunlarla mesela tahşişi veya işte katıştırması çok kolay olur bunların. Ama dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Mesela bu damlalar var. Mesela özellikle şimdi kış dönemini bitiriyoruz ama yine de çok yaygın bu gribal enfeksiyonlar. Özellikle bebeklerde çok kolaylıkla bu burun tıkanıklıkları oluyor. Çünkü burnu tıkanınca bebek hemen ağlıyor. Ağladığı zaman nefes alamadığı için. Anne baba için de tabii bu ağladığı zaman veya uykusuz kaldığı zaman o da tabii ki bunu çok istemiyor. Bebeğinin bir an evvel huzurlu uyumasını istiyor. Bu amaçta kullanılan damlalar var. Mesela nefes açıcı, dekonjestan dediğimiz şekilde hani akıntıyı kesen uygulamaları olan yağlar var. Ama bunların mesela özellikle bebeklerde yani 6 aylık bebeklerde falan kullanılışları var olan örnekler var. Çok dikkatli kullanması lazım. Gerek var mı hocam 6 aylık? Yani o süreçte biraz daha dikkatli olmak lazım. Yani tabii, değil tabii mi? Öyle olmak lazım ama işte serum fizyolojikle burun açmaya çalışılıyor biliyorsunuz evet. O şeylerde. Evet. İşte bu 2 yaşına kadarki süreç içerisinde serum fizyolojikten başka bir şey kullanmamak lazım. Ya da doktor başka bir önerisi yoksa bunlara devam etmek lazım. Ama böyle reklamlarla da bu ürünler satılabiliyor. Aromaterapötik olarak kullanılanlar ve bunları mesela işte yastığına veya yakasına veya pamuğa damlatarak gömleklerine falan konuluyor. Tabii ki çok riskli çünkü ne kadar süre boyunca bu bebeğimiz veya küçük çocuğumuz bu kokuyu alıyor, ne kadar süredir bundan etkileniyoruz takip edemiyorsunuz böyle mesela durumlarda. Mesela lavanta hemen aklıma geliyor. Özellikle bitten değil mi? Pireden, evet. Böyle böceklerden de koruduğu biliniyor evet, hocam. Mesela lavantanın tabii özelliklerinden birisi de bu. İçerisindeki etken maddeden dolayı özellikle bizim büyük annelerimizin çok kullandıkları, evet güveye karşı çok tercih ettikleri bir üründür. Ama onlar lavantanın yağından daha çok çiçeklerini kullanırlar. Yani çiçek durumlarını koyarlar böyle şeylerin arasında, torbaların içinde. Ama yağı da tabii çok önemli ama yağının çok daha önemli, iki önemli yeri var. Bir tanesi tabii bu azıcık uykusuzlukta ve sedatif etkilerde yani ikinci derece uykusuzluk dediğimiz kısımlara etkili olabiliyor. Bunu aldığımız zaman bir rahatlık, bir gevşeme hissi meydana getiriyor. Böyle günün stresinden bizi uzaklaştırıyor. Ama onun yanında bir başka etkisi de yara iyileştirici olarak da kullanılışı var. Ufak yaralanmalarda çok yaygın olarak kullanılışı var. Ve hatta İkinci Dünya Savaşı'nda bu pilotların evet. Yanıklarının bunlarla tedavi edildiğine dair kayıtlar var. Özellikle Fransa'da bu çok yaygın olarak denenmiş. Mesela yan etkisi olur mu lavanta yağının bile hocam? Lavanta yağının tabii bir sürü yani diğer yağlar gibi onun da yan etkileri olur. Ama yüksek dozda tabii toleransı daha geniş. Linalol, linalil asetat dediğimiz içindeki etken maddelerin toleransı vücut tarafından daha kolay oluyor. Yan etkileri var ama şöyle bir avantajımız var. Bu yan etkiyi meydana getiren unsur ortadan kaldırılınca belli bir süre sonra vücut tekrar eski haline dönebiliyor. Böyle bir avantaj denebilir bu. Önemli yani bir avantaj artı. Evet, diye hocam. Söylenirse eğer. Evet, ama evet. Tabii ki bütün yağlarda olduğu gibi yan etkisi var. Hatta ölümcül bile olabileceğini söylüyorum. Sadece lavanta için bunu söylemeyeyim. Mesela zayıflama veyahut da işte bunları etkilemek için banyolara uçucu yağlı karışımlar ilave edilebiliyor. Bunlarla ilgili birçok ürün var. Hı hı. Ve mesela, ama orada sıcak su, buharla birlikte bu uçucu yağlar alındığı zaman direkt olarak bizim limbik sistemimizden yani beyin
kan bariyerini geçtiği zaman direkt olarak beyne atak yapabiliyor. Geçebilir mi böyle hocam? Tabii, solunum yoluyla tabii da. Tabii ki küçük moleküller zaten geçiyor. Zaten aromaterapinin riskli olan tarafı burada. Bu değil mi? Özellikle solunum yolunda limbik sistemde direkt olarak bu bariyeri aştığı anda ki küçük moleküllerin bunları aşması çok daha kolay oluyor. Bir de yağsı bir yapı olduğu için daha kolay penetre oluyor. Oraya geçtiği zaman ölümlere varan durumlar söz konusu oluyor. Böyle vakalar maalesef kayıtlı. Yani yine hocam bitki deyip, yine değil mi doğal deyip aslında yani, evet, kullanırken çok kıymetli şeyler var dikkat etmemiz gereken özellikle. Evet, yani kullanalım. Yani kullanmamak doğru değil. Hakikaten mesela bir zihin açıcı özelliği olur, uyku şey olur, dikkat toplayıcı özelliği olur. Mesela portakal esansını bu amaçta kullanabiliriz filan ama yani bütün gün böyle bütün odada gün ya da saatlerce. Saatlerce bu koku orada kaldığı zaman sıkıntı yaratır. İkincisi de mesela bu uzun süre buhar makinalarına da konsa, evet, uzun süre kullanıldığı zaman reçineleşmeler de söz konusu oluyor suyun ısınmasına bağlı olarak. Ve bir müddet sonra o suyun mutlaka değiştirilmesi lazım, yenilenmesi lazım. Hani o devamlı orada kaynatıldığı... Günlerce, saatlerce. Evet, kaynatma demeyeyim de o buharın sağlanması zararlı olur. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Baş ağrısı yapar. Görme bulanıklığı yapabilir, stres yapabilir. Yani bunlar da yan etkileri olarak karşımıza çıkabilecek unsurlar. Daha fazlaları da var. Pozitif etkileri kadar tabii, negatif yani etkileri dozunda, de olabilir. Yani kararında diye bir değil şeyimiz mi var ya, kararında, evet, kullanılırsa o zaman problem yok. Ama o zaman ne var? Bir kararında kullanmak için bu ürün hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. İyi bilgi alacağız. Yani kimden alıyorsak bu bilgiyi ona iyice öğrenip bunu nasıl kullanacağımızı iyice anlamamız gerekiyor. Ve ürün gerçekten o ürün mü? Tabii o ürün olması da zaten lütfen en büyük sorun. Lütfen güvendiğimiz markalar, güvendiğimiz ürünler ve tabii ki eczacımıza danışarak, bilgiler kesinlikle alarak. Lütfen internetten hocam çok fazla satışların yapıldığı bir yine alan, evet, diyebiliriz. Evet ulaşım kolay ama işte evet, ürünün hani sağlamlığı konusunda maalesef bazı tereddütler yaşanabiliyor ki özellikle altını çizdiniz. Yani bu internet olayı önemli bir olay aslında. Şöyle, ben şimdi bilimsel olarak da buna baktığım zaman bu konuda o kadar çok çalışma var ki internete hayır demek biraz zor geliyor ama bunu kontrol altına almamız gerekir. Yani bunu bilinçli bir şekilde kullanılmasını kimler nasıl sağlayacaksa bunun altyapısı oluşturulmalı. Yapılmalı, evet. Ve çünkü önleyemeyeceğiz. Yani yarın öbür gün bu, evet, bu yemek getirenler veyahut da işte şeyler gibi çok kolaylıkla yemek siparişi verilir gibi böyle bir ürün siparişi yapılmamalı. Yani bunun önlemini alacak bir yapılanmaya da gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da tabii bizlere daha çok görev düşüyor gibi geliyor. Hocam ilaçlarla etkileşime girebilir mi peki? Şimdi hani çünkü içmiyoruz biz bunu ama yine de solunum yoluyla da alsak kan sistemimize değil mi? O aslında sistemimize girmiş oluyor. Tabii ki. Yani... Peki ilaçlarla etkileşim olabilir mi? Yani genellikle dahilen kullanımı mümkün olduğu kadar az tutuluyor bu aromaterapi ürünlerinin ama var maalesef işte bu şeker hastalığı vesaire de var son zamanlarda bu amaçta kullanışları var. Bazı kronik hastalıkların tedavisinde yine böyle kullanım yerleri var. Tabii ki her ürünün olduğu gibi bunların da aynı şekilde etkisi var. Yani eğer bir uykusuzluk çekiyorsanız, uyku ilacı alıyorsanız aynı zamanda bu lavanta esansıyla beraber onu kullandığınızda bir doz aşımı söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla etkileşmelerinden bahsedebiliriz. İşte epilepsi oluşumu var. Dolayısıyla epileptik hastalar bazı aromaterapötikleri asla almamalılar. Böyle birçok örnek var zaten. Dikkat edilmesi gerekiyor. Yani zararsız diye kullanmayalım. Mutlaka bilgi sahibi olup süresini, dozunu iyi ayarlayıp dediğiniz gibi ürünü de doğru seçip
kullanabiliriz ama bilgili kullanmamız gerekiyor. Bilgili kullanmamız gerekiyor. Evet, bitkilerden elde edilen ürünler, aromaterapi aslında geçmişten günümüze, çok eski çağlardan beri zaten uygulanan, çok da aslında kullanıldığı zaman doğru yerde, doğru zamanda, değil mi? İşe de yarayan bir tedavi metodu olabilir. Evet. Tedavi ama her olmasa zaman bile bizi destekleyici mi diyelim hocam? Daha iyi yaşamamızı sağlıyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ama aromaterapötikler çok önemli konular. Onların çok kullanılanları da var. Onlarla ilgili de daha detaylı bilgileri bir sonraki seferde kullanırız, konuşuruz. Eczane Köşesi programını sevgili izleyiciler takip edin. Hocam tekrar çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün de Eczane Köşesi programımızın sonuna geldik. Aromaterapiyi konuştuk. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Uygulamalarda özellikle aslında dikkat edilmesi gereken konu başlıklarına değinmiş olduk. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.